Beni diğer insanlara karşı rezil ederse asla affetmiyorum. Çok utanırım. İhanet, aldatma. Aldatma. Her şey saygıyla başlar. Sen bana saygı duymazsan ben sana iyi gözle bakar mıyım? İhanet. Her şey bir yere konur ama ihanet tartışılmaz. Yani mesela öyle olduğunu düşünelim, aldattı diyelim. Siz kabul edebilir misiniz? Bunu bana yaptın ya, seni asla affetmeyeceğim. Dediğiniz davranış nedir? Halkımıza sorduk. Bakalım cevaplar nasıl oldu? Hadi izleyelim. Asla affetmem dediğim mesela biri beni diğer insanlara karşı rezil ederse asla affetmiyorum. Çok utanırım. Sen? Ben ya duygularımla oynamasından hiç hoşlanmam. O yüzden onu hiç affetmem. Saygısızlık. Saygısızlık olduğu zaman benim ince çizgim. Her şey saygıyla başlıyor. Sen bana saygı duymazsan ben sana iyi gözle bakar mıyım? Birbirimize saygı duyduğumuz sürece, birbirimizin haklarına saygı duyduğumuz sürece, birbirimizin haklarını sizin hakkınızı ben elinizden almak istersem bu hoş bir şey olmaz. Siz beni affetmezsiniz. Yani kişi empati yapacak kısacası. Bu kadar basit. Bunu bana yaptı. Asla affetmeyeceğim dediğiniz ne var? Ya asla affetmeyeceğim dediğiniz davranış nedir? Asla affetmeyeceğim. İhanet. Yani çünkü o kadar güveniyorsun, sırtını yaslıyorsun. En sonunda da yani ihanet ediyor sana. Affedemem diyorsun. Aynen. Çok sağ olun. Asla affedemeyeceğim dediğiniz ne var? Ya bunu bana yaptı, ben asla affedemem dedim. İhanet, aldatma. Aldatma. Aynen, aldatma. Siz? Aynen. Aynen. Çok güzel. Değişik bir şey yok. Değişik bir şey yok yani. Bir de yalan, bir de yalan olur. Aynen, ben bir de umursamaz davranılmadan nefret ediyorum. Ben ilgi gösteriyorsam karşıdaki kişi de bana ilgi gösterecek yani. Haz edemediğim bir şey. Öyle. Çok sağ olun, teşekkür ettiniz. Aldatma. Aldatma. Hı hı. Neden böyle söylediniz? Ya bir insan kendini aldatırsa, yani mesela öyle olduğunu düşünelim, aldattı diyelim. Siz kabul edebilir misiniz? Yani ihanet var, başka bir şey olamaz. Her şey bir yere konur ama ihanet tartışılmaz yani.